Herkese selamlar millet. Sonunda beklenen Minato One Shot'ı çıkmış bulunuyor. Ben de haberi olmayanlar için ya da henüz okumamışlar için seri bir şekilde mikrofonun başına geçtim. Bu tek bölümlük kısa manga bölümünün neden Minato'ya özel çıktı diye soracak olursanız, fanların oyları sonucu belirlendiğini bilmenizde fayda var. Verilen oylarla birlikte sıralamada Minato 1. Itachi 2. Sakura da 3. olmuştu. Durum böyle olunca Minato One Shot'ını 17 Temmuz itibariyle yayınladılar. Açıkçası beklentimin altında kaldı. Yine klanı hakkında ya da ailesi hakkında bir bilgi öğrenemeyeceğiz. Fakat yine de hoş detaylar olduğunu bilin. Çok uzak atmayalım, incelememize başlıyoruz. Herkese şimdiden iyi seyirler. İlk sayfamızda gözümüze çarpan detaylar Son Goku ve Kokoon'un Jiraiya, Minato ve diğer ninjalar üzerine yaptıkları bir Jiudama saldırısı oluyor. Son Goku bizimle cidden savaşmak istiyorsanız 9 kuyrukluğun taşıyıcısını getirmeniz gerekir diyor. Ardından ekibimiz saldırıyı bloklayamayacağı için Minato onları savaş bölgesinden uzağa ışınlıyor. Ekibe baktığımızda Akamichi klanından bir üye, Uchiha klanından bir üye, Minato ve Jiraiya var gibi. Sonuç olarak Minato burada bir Jiudama'yı görerek Biju'ların gücünü ve Kushina'nın içinde nasıl bir canavar var daha yakından tanıyor aslında. Bu panel ardından Kyuubi Kushina'yı manipüle etmeye çalışmakta. Yeni taşıyıcı senin korkunu hissedebiliyorum, sen benden daha fazla zincirlenmiş durumdasın gibi cümleler sarf ediyor. Bunlar zaten çokça duyduğumuz cümleler kuramadan. Bir sonraki panelde bunun rüya olduğunu ve Kushina'nın birçok kez bu rüyayı gördüğünü anlıyoruz. Bu kısma geçtiğimizde Kushina onu koruyan iki an büyüsüne günlük planlarının ne olduğunu ve Minato ile mühürleme jutsu eğitimi olup olmadığını soruyor. Burada fark ettiğimiz şey Kushina'nın bir Uzumaki mühür tekniğiyle belli bir alan dışına çıkamaması. Çünkü Kushina o yaşta fazla güçlü olmadığı için Kyuubi için bir bariyer mührü kullanmışlar. Tabi onun aklında sürekli Minato var. Onunla acaba ne zaman yalnız başına kalacağının merakı içerisinde. Tabi bunun için Minato'ya daha öğrenmedikleri birçok Uzumaki mühürleme tekniği olduğunu söylüyor. Itachi Sasuke sahnesinde olduğu gibi Minato burada farklı bir jutsu üzerine çalıştı. O yüzden pek uygun olmadığını ifade edecekken o alışagelmiş Kushina sihrini görüyoruz. Bu olayı birçok kez söylemiştim. Minato Bijudama'yı görüp Rasengan'ı geliştirdi diye. Aslında ilk panel ve bu sahnede anlıyoruz ki Rasengan üzerinde çalışmakta Minato. O yüzden çok fazla detay vermeden tehlikeli ve daha henüz tamamlamadım deyip geçiştiriyor. Akamichi klanından olduğunu tahmin ettiğim Deka'yı takım 6'yı bekletmemesi gerektiğini, 3. Hokage'ye rapor vereceklerini hatırlatır. Tabi takımdaki kızlar Minato için çıldırmış durumdalar. Bu durumda Kushina ablamızı bayağı üzmekte. Bu arada bariyer demiştim. Bu panelde Kushina'nın ne kadar küçük bir alanda yaşadığını görüyoruz. Tam bir hapishane hayatı. Tabi Hashirama'nın eşi Mito daha önceden Kyuubi'ye taşıyıcılık yaptığı için bir takım önerilerde bulunuyor. En önemli şey sevgiymiş. Bunları hatırlayan Kushina gaza gelip kapıdaki ambuları zincirle hareketsiz bırakır. Gün geçtikçe bu zincirler daha güçlendiğini söylüyor ambu üyeleri. Kyuubi'yi baskılayan mühür dışına çıkınca da Kyuubi için en iyi senaryo başlamış oluyor. Tekrar tekrar onu bu duruma sokanlardan kurtulacak kişinin kendisi olduğunu ve nefretini unutmaması gerektiğini hatırlatmakta Kyuubi. Bu kısımdan hemen Minato ve Jiraiya kısmını hatırlıyoruz. Hatırlarsanız Jiraiya Naruto'ya Rasengan'ı öğretirken çakrasını farklı yönlerde birleştirip elindeki balonu patlatmasını istemişti. Minato'ya ise saçındaki iki gülden örnek vererek anlatmaya çalışmış. Tabi Minato gibi zeka küpü bile bu durum karşısında çaresiz kalmış. Ardından hepimizin bildiği o efsane dondurma sahnesi çıkagelir. Burada duygusallıktan çok bir şeylerin önünü açmış bu dondurma. Jiraiya dondurmayı ikiye bölünce Minato'nun kafada şimşekler çarpmış ve ikisi de aynı diyerek antrenmanı anında geri dönmüş. Çakrasını iki yöne de eşit şekilde döndürdüğünde işin bittiğini fark edip başlıyor denemeye. Bir bakıyoruz o efsane ninjutsuyu oluşturmuş Minato. Burada Jiraiya araya girip saçında iki gül bulmanların dahi olduğunu duymuştum diyerekten esprili bir şekilde durumu izah ediyor. Ice Pop kısmını Meibuz diye çevirebiliriz aslında. Yani Meibuz'dan ilham alan Jiraiya'nın iki sarmal küresi gibi saçma ve uzun bir isim seçmiş Minato. Jiraiya da bu salakça ve uzun ayrıca isim seçme zevkin yokmuş diye ekliyor. Kısaca bu şekilde Rasengan için ilk basamağı atlatmış Minato. Kushina onu koruyan bariyerden kaçmış demiş. Şimdi bu kısma geçiyoruz. Tabii ki Minato'nun yanına gitmiş bizim yanık ablamız. Yalanı yapıştırıp 3. Hokage bana görev verdi, bariyer dışına çıkmam için falan yapıyor. Minato seni koruyan iki kişi yok deyince lafı değiştirip kendisine bağırdığı için özür diliyor. Minato'nun karizmasını, zekasını, gücünü överiz hep. Adam sevdiği kadını korumak için jutsu yaratmak istemiş. Jinchuriki ve Bijulara karşı savaşabileceği özel bir jutsuyu ona vermek istemiş. Yine kendine bağladı bizi kral. Bunlar olurken Kyuubi durur mu? Durmuyor tabii ki. Bariyerin artık dışında oldukları için gücünü ortaya çıkarmak için var gücüyle saldırmış. Minato'yu göğsünden yaralamasına rağmen Minato hızlı bir şekilde tetragram mührünü kullanmış. Kurama bu mühüre bayağı şaşırmanın yanında gelmiş geçmiş en güçlü Hokage Hashirama ile karşılaştırıp senin gibi bir shinobi böyle kayıp için neden üzülüyor ki diye sorunca Minato özellikle kendinden güçlü insanları sevdiği, o yüzden sevdiği kadını ona bırakmayacağını ifade ediyor. Diğer tarafta Mito'nun Uzumaki sembolünün anlamını Kushina'ya anlattığını görüyoruz. Sembolün düz ve sabit ama 3 boyutlu olduğunu açıklıyor. Kısaca bu 3 boyutlu sarmala tırmanmak istiyorsa sevgiyi bulması gerektiğini hatırlatır. Özellikle farklı bir bakış açısı kazandığında bunun çok daha iyi olacağını ekliyor. Kısaca o anın bu an olduğunu hatırlayan Kushina
direnmekte ben de yetenekliyim diyerek zincirlerini Kyuubi'nin üzerine fırlatır. Hemen bölerek şunu da söylemek istiyorum. Kushina bu formda acayip cool görünüyor. Baya baya beğendim ben açıkçası. Konuya dönersek Minato abimiz birlikte yapalım şu işi derken Kyuubi sol tarafından büyük bir yara açar. Tabi bunlar Minato için pek sorun teşkil etmez. Ben her zaman Kushina'nın içindeyim diyerek Rasengan'ı Kurama'nın Biju damasına karşı kullanıyor. Bundan sonra zaman atlaması yaşıyoruz. Minato bayılmış ama tabii ki kazanan taraf olmuş. Yeniden bir araya geldiklerinde Minato savaş esnasında Biju damayı gördüğünü ve buradan referans alarak jutsu oluşturduğunu söylerken berbat olan ismini de söylemiş bulunuyor. Kushina da bu jutsu kendi adına yapıldığı için ismini ben koyabilir miyim diye soruyor ister istemez. Minato da kabul edince bizim o yıllarca göreceğimiz Rasengan'ın isminin nereden geldiğini öğreniyoruz. Yayınlanan bu one shot da bu ikisinin güzel gülümsemeleriyle sonlanıyor. Sonuç olarak beklentiyi verdi mi? Bence vermedi. Ama önemli birkaç şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Hem de tatlı bir hikaye okumuş olduk sonuçta. Belki Minato üzerine daha çok gidilebilirdi. Çünkü Kushina'ya beklentimin çok üstünde yer ve zaman verilmiş. Sizlerin beklentileri karşıladığım bu one shot. Yorumlarınızı bekliyorum. Kısa bir zaman sonra Vinland Saga videosu gelecek. Beklemede kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.